Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve kefa. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'il Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Allahümme enfa'na bima allemtena ve allimna ma yenfa'una. Allahümme Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve erzikna bis-salihin ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Emma ba'd. Miktarul mefruzi fil mescih. Mescihler üzerine ne kadar mesih yapılacak? Miktarı nedir? Başın neresini mesh edeceksin? Mestin neresini mest edeceksin? Miktarı ne olacak? El mefrudu fil meshi alel huffi mukadderun bi thalatheti asabi'a indena. Biz Hanefilere göre ister mest üzerine olsun, ister başın meshi olsun, 3 parmak miktarıdır. 3 parmak. Şu kadar. Ve inde Şafii rahmetullahi aleyh gayru mukadderin. Şafii diyor ki niye 3 parmakla sınırlıyorsunuz? Böyle bir miktar, böyle bir sınırlama olamaz. Bel yecuzu en yumsaha bi isba'a vahidetin. Bir tek parmakla da olsa mesih yapmak caizdir. Parmağın bir tanesini ıslat, yap başını veya dizin üzerine, mesih gerçekleşmiş olur. Deliluna isba veya isbi' esabi'in efendim müfredidir. Deliluna ma ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Hanefilerin delili nebiyyi kiramdan nakledilen şu rivayettir. Ennehu kâne mesaha ala huffeyhi bi thalatheti asabi'a. 3 parmağıyla mestinin üzerine mesih yaptı Resulullah Efendimiz. Öyleyse biz de böyle yapacağız. 5 nolu dipnotta ma zekerahu el musannif delilen lil hanefiyye leyse bi delil. Tartışıyor muhakkikimiz. Bu kitabı yayımlayan naşir, neşredici. Yukarıda Zamahşeri'nin delil olarak zikrettiği rivayet Hanefilerin delili sayılamaz. Niye? Bel huve akallu ma yentabiku aleyhi el meshu indahu. Hanefiler nazarında meshin münasip olduğu en az miktarın ölçüsüdür bu. Ve innema istedellu alel kadri el mefrudi lil meshi bi thalaseti esabi'a. 3 parmak miktarı olan yerin mutlaka mesih edilmesi gerektiğiyle ilgili delil getirdi Hanefiler bunu. 3 parmakla mesih yapmayı değil, mesih yapılacak yerin ne kadar olacağı alanla ilgili delil getirmiş oldu. Bima ahrecehu Ebu Davud an Ali ibn Ebi Talib'in radiyallahu anh ennehu kal lev kânet dînü bir râyi lekâne bâtınul huffi ahakku bil mesih min e'lâ. Hazreti Ali diyor ki din akıl ile olsaydı
akla dayansaydı ben mestin üstünü değil altını mesela. Çünkü mestin üstü pislenmez ki, altı pislenir. Ama biz üstünü mesediyoruz, temiz kısmını mesediyoruz. وَلَاكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمْ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعَ بِالْأَصَابِعِ Fakat ben Resulullah Efendimizin mestinin üst kısımlarını mes yaparken gördüm. Parmaklarıyla uzunlamasına. Efendim mes yaparken gördüm. Kâle İbn Hacer fit telhis. Telhisul Habir. Telhisul Habir isimli eserinde İbn Hacer Askalani diyor ki isnaduhu sahihun. İsnadı sahihtir. Bu hadis delil olmaya elverişlidir. Peki demek ki üç parmakla mes etmek lazım. Vahdetçe Şafii'yü ennel mesha bedelun anil gasli el mesnuni. Abdestte yıkamanın bölgesi neresi ise mesih yapmak da o yıkama bölgesinin bir bedelidir, vekilidir. Asıl olan yıkamaktır ayakları mesela. Ama mesih nereye yapacaksın? Şurayı meshedebilir misin? Başını değil de şurayı meshedebilir misin? Çünkü asıl olan nedir? Baş. Tüylerin bittiği yer. Onun dışında bir bölgeyi meshedemezsin. Efendim ayak topuklarından yukarıda bir kısmı incikleri meshedebilir misin? Yapamazsın. Çünkü yıkama yeriyle alakalı bir mesh yapman lazım. Tam yıkama yeri. Mesh yıkamadan bedeldir. Ve fil gasli innema huve bittela. Yıkamada da sünnet olan nedir? Üçlemektir. Üç defa yıkarsın. Değil mi? Her uzvu üç defa yıkamak sünnettir. Ve kezalike fil bedel. Öyleyse mesihte de üç defa mesih yapmak icap eder. İlginç. Yani başınızı bir defa mes yapsanız sünnete uygun mesi yapmış olmazsınız. Üç defa yapmanız lazım. Ayak efendim yani mesler üzerine mesi yaparken de yine Hanefiler sadece şöyle yaparlar iki elini mes üzerine görmüşsünüzdür. Anneler öyle. Ama Şafii mezhebinde üç defa tekrarlaman lazım. Başta da üç defa. Hanefisinde onlar. Ayakta da bir defa yaparsın Hanefiler. Şafiler üç defa yaptı. Sünnet bir defa yapmaktır Hanefiler. O Şafilerde. Mesih konusunda. Çünkü üç defa bir yeri meshedersen Hanefiler diyor ki bu meshetmek olmaz, yıkamak olur. Islanır. Yıkamak olur bu. Ha, mesihte değil de yıkama konusunda uzuvları üç defa yıkamak Hanefilerde de sünnet. O ayrı. Ama mesihte üç defa olmaz. Üç defa yaptın mı o organı yıkamış olursun. Hocam, Şafii kardeşimiz de var. Üç defa mesih veya başınızı üç defa mı mesih ediyorsunuz? Islanıyor ama iyice. Ve o da zarar verir kışın günlerinde falan. Evet. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.